Sevgili arkadaşlar şimdi geldik evlenme başlığına. Biliyorsunuz ki evlilik aile hukukuna özgü yapılan bir sözleşmedir. Farklı cinsiyetten iki kişinin tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak için birbirleriyle yapmış oldukları bir özel şekle, şekil kurallarına tabi olan sözleşme türüdür. Nişanlılıkta ne yapılıyordu? Evlenmeyi vaat ediyordu seninle evleneceğim diyordu ve nişanlılık arkadaşlar kişisel durumda değişiklik yapan bir statü değildi. Ama evlilikle birlikte artık kişilerin neyi de değişmiş oluyor? Statüleri de değişmiş oluyor. Evlenme ile ilgili böyle bir küçük tanım verdikten sonra şimdi geliyoruz nereye? Evlilikle ilgili şartlar nelerdir? Bunları ele alacağız. Geçmeden. Evet. Azıcık bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki dinliyorum. İlanı aşkı benimle evlenir misin Beraber yaşlanmaya bir kalemdir söz verir misin İlanı aşkı diyorum benimle evlenir misin Veda Beraber... sevgili etrabe bu olmadı. Neden olmadı? Evet. Senden sonra beni dinlemeyecekler. O sebeple böyle güzel dokunuşlar ara ara yapma. Bu sefer diyecekler ki keşke etrabe şarkı söylese de Eyüp Hoca ders anlatmasa diyecekler. Arkadaşlar evet etrabenin Aynen müziği ve hukuku bir araya getirmesinden ve küçük bu dokunuşlarından sonra Bilmiyorum hala bu sese tahammülünüz kalacak mı ama ben devam ediyorum yine de dersimize. Şimdi ara ara böyle bizleri mutlu et sevgili etrabe madem bu kadar güzel bir sesin var hiç problem değil herhalde arkadaşlar da dinlerler. Hem onlara da bir böyle mola olmuş olur. Şimdi dikkat ediniz. <laughs> sevgili arkadaşlar evlenmenin şartları dediğimizde öncelikle Evlenmeye ilişkin maddi şartlar nelerdir? Yani ehliyet ve engeller yönünden bunu ele alacağız. Sonra şekle ilişkin seremoniler, şartlar nelerdir? Onları ele alacağız. Öncelikle evlenmenin maddi şartları ve birinci başlığımız evlenmenin ehliyetini sizlere anlatacağım. Arkadaşlar, evlenme ehliyeti dediğimizde öncelikle kişide ayırt etme gücü olmalı. Ayırt etme gücünden sürekli yoksun olan bir kişi ehliyet yönünden evlenme ehliyetine sahip olamayacağı için evlilik yapamaz. Çünkü bunlar nedir? Şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak. Tamam hocam onun adına yasal temsilcisi onu evlendirebilir mi? Hayır arkadaşlar. Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklarda temsil olmaz. Kişi bizzat kullanacak ya da kullanamayacak. Yani ayrım bu. Yasak işlem kapsamında değerlendirilir bunlar. Peki ayırt etme gücü var ise geliyoruz yaş sınırına. Daha önce kişiler hukukunda ergin kılınma başlığı altında biz burayı anlatmıştık. Erken erginlik yolunda evlenmeye dair yaşımız kaçtı arkadaşlar? 17 yaştı. Lütfen dikkat edin 18 değil. 18 normal bir erginlik yaşı. Bu 17. Peki 17 yaşında bir insan ergin olabilir mi? Daha önceden mahkeme kararıyla ergin kılınmıştır veyahut da olağanüstü evlenme yaşına gelmiş ve mahkeme kararıyla evlenmiş boşanmıştır. Daha önceden bir erginlik söz konusuysa sonradan boşandı diye o erginlik kaybolmuyordu. Çünkü erken erginlik kesindi. O halde bu kişi 17'ye de geldi Şimdi kendi başına evlenebileceği yaş sınırına ulaştı. E zaten erginlikte kazanmıştı. Bu kişi arkadaşlar bizzat evlilik yapabilir. Kendisi evlenebilir. Ama henüz ergin değilse, yani 17'yi doldurmuş fakat lütfen dikkat edin arkadaşlar. Kişi eğer küçük ise o halde bu kişi ancak yasal temsilcinin rızasıyla evlilik yapabilecektir. Sevgili arkadaşlar son olarak kısıtlılardan bahsedelim. Kısıtlılar ancak ve ancak yasal temsilcinin rızasıyla evlenebilirler. Rıza almazsa ne olur? Butlan'da anlatacağım ben bu durumları. Peki 16 yaş nedir evlilikte? Biz buna daha önceden yine değindik. Bu olağanüstü evlenme yaşıdır. Eğer ki o kişinin evliliğini gerektirecek olağanüstü bir sebep varsa kişi mahkemeden evliliğine izin verilmesini talep edebilir ve mahkeme kararıyla birlikte evlilik yapabilir ve yaptığında da bu kişi artık ergin olur. Daha önce ifade ettim, yine vurguluyorum erken yoldan erginlik kazanmak, yaş itibariyle büyümek demek değildir. Dolayısıyla arkadaşlar kanunun 18 yaşına ulaşmaya bağladığı işlemleri bunlar yapamaz. Mesela 17 yaşında bir kişi evlendi, erginlik kazandı, yasal temsilci rızası ile evlendi, erginlik kazandı. Sonra boşandı, hala 17 yaşında Arkadaşlar cinsiyet değiştirebilir mi bu? Hayır. Çünkü kanun koyucu cinsiyet değişikliği için kaç yaşına ulaşmayı öngörmüş? 18 yaşına ulaşmayı. Oy kullanabilir mi? Hayır. 18 yaşını doldurması gerekecek o işlemleri yapabilmesi için. İşte maddi şartlardan ehliyet yönüyle söyleyeceklerimiz bu kadar. Devam ediyorum arkadaşlar. Geldik şimdi evlenmenin engellerine. Ne demek bu? Ehliyete dair bir ne yok ortada bir engel yok. Ehliyeti sağlıyor kişiyi. Ama buna rağmen arkadaşlar başka hukuki sebeplerle, başka yasaklarla kişi yine evlenemeyecektir. işte bunlara evlenmenin engelleri diyoruz. Öncelikle evlenmenin kesin engelleri nelerdir? Bunları göreceğiz. Bakınız arkadaşlar. Bir kişi önce şuradan başlayalım daha doğrusu. Hısımlığa en son geleyim. Birincisi eğer evliliğe engel olacak derecede bir akıl hastalığı varsa. Sevgili arkadaşlar, yani ehliyetini sağlamış ama akıl hastalığı, akıl hastalığı da türlü türlüdür. Hangisinin ayırt etme gücünü tamamen ortadan kaldıracağını, hangisinin kaldırmayacağını, hangisinin evliliğe engel teşkil edip hangisinin teşkil etmeyeceğini biz nereden öğreniyoruz? Resmi sağlık kuruluşunun raporlarından. Arkadaşlar bu konuda hakimlerde oluşacak kana tamamen rapora dayalı olur. Orada doktor ne derse ona göre hüküm kurallar. Dolayısıyla bir evliliğin evlenmeye engel olacak derecede mi değil mi? Hakimin ne şey doktorun neyine bağlı? Raporuna bağlı. İşte oradan kontrol edilecek. Şurayı bir silmek istiyorum. Hı, tamam. Şöyle başlayalım. Geldik ikincisi. Sevgili arkadaşlar, mevcut evlilik evlenmeye engeldir. Bu evlilik sona ermediği sürece kişi yeni bir evlilik yapamaz. Çok eşlilik artık yasak. Bunu biliyoruz. O ancak Mecelle döneminde yapılabiliyordu veya farklı ülkeler izin veriyor mu, vermiyor mu? Bu bizim meselemiz değil sevgili arkadaşlar. Biz bizim hukuk sistemimize göre 1926 yılından bu yana tek eşlilik söz konusu. Çok eşliliği kanun koyucu yasaklamıştır. Ve geldik arkadaşlar bir diğeri hısımlık Hangi yakınlıktaki hısımların evliliğine evliliğe engel olacağını kanun koyucu Medeni Kanun 129'da şu şekilde düzenlemiş. Önce arkadaşlar kan hısımları yönünden bakın. Bir insan alt soyuyla evlenemez, üst soyuyla evlenemez. Kalemi taşıyamıyorum. Ne oldu? tıkladık. Tamam. Ha şimdi. Allah Allah. Hocam kalem de yaptım. Bu kalem <laughs> Arkadaşlar teknolojinin azizliğine uğruyoruz ama moralleri bozmuyoruz. Bu haliyle devam <laughs> ediyoruz tamam mı? Şöyle ben yeniden tıklayayım seçeyim şuradan devam edeyim. Alt soy ve üst soy arasında evlenme nedir? Yasaktır. Peki yan soy bakımından yasak nereye kadar? Aa, kalemi kaçırdık. Mecburen bu slaytı kalemsiz dinleyeceksiniz arkadaşlar. Evet, kalemleri bırakıyoruz. Parmakla devam. Vallahi burada evlenme engelleri var ya, şimdi de yazı engelleri. Vallahi engelini anlatırken bile engellerle karşılaştık arkadaşlar. Hakikaten yazının engelleri. Devam ediyorum. Bir insan alt soyuyla evlenemez. Yani alt soy çocuk, torun, torun çocuğu. Bakın orada bir derece zikredilmemiş. Üst soyuyla evlenemez. Yani anne, baba anneanne anne, dede babaanne dede onların anneleri babaları böyle gider. Sevgili arkadaşlar gelelim yan soy yönünden. Yan soy yönünden kardeşler arasında evlenme yasaktır. Amca hala dayı teyzeyle ve yeğenlerle evlilik yapılamaz. Sevgili arkadaşlar aslında buraya kadar olan yasaklar tamamen dinin de yasak kılmış olduğu hısımlık kapsamında. Yani daha doğrusu İslam dini hangi hısımlar arasında evliliği yasaklamış ise medeni kanunumuzda ona paralel olarak aynı hısımlar arasında evliliği yasaklamış. Başka dinlerde nereye kadardır onu ben bilmiyorum. Hani mecellede de öyleydi almışlar aynen devam etmişler. Daha önce ifade ettik tek bir noktada farklılık söz konusu o da nerede? Bakınız süt kardeşler bu kapsamda sayılıyor mu? Hayır sayılmıyor çünkü süt kardeşler bir kan hısmı değil. Ama kanunda ayrı bir başlıkta süt kardeşler arasında da hısımlık yasaktır dememiş. Kanun koyucu kasıtlı olarak burada susmuş. Biz kanun koyucunun bu suskunluğunu getirilen bu yasağın mefhumu muhalifinden şu şekilde anlıyoruz. Diyoruz ki madem ki bunlar arasında evlenme yasak o zaman bu kapsama girmeyenlerin birbiriyle evlilik yapması serbesttir diyoruz. Dolayısıyla bugün için süt kardeşler arasında evlilik yapılabilecektir. Kasıtlı susma hali bir boşluk değildir. Bunu zaten konuşmuş idik. Gelelim kayın hısımlığında. Arkadaşlar bakın ne diyor? Kayın hısımlığını meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soyu ve alt soyu arasında evlilik yasaktır diyor. Sevgili arkadaşlar, burada bir durmak istiyorum. Türk hukuk doktrininde hakim görüş burayı çok farklı anlıyor. Tabii katılırız, katılmayız. O ayrı bir konu. Ama benim bu hakim görüşü kabul etmememin sebepleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Çünkü bazen özgün sorularda da buralardan esinlenilerek sorular hazırlanıyor. Dolayısıyla biz öğrenciye, işte adaya veyahut da bizi buradan dinleyenlere konuyu anlattığımızda çatışma yaşıyoruz. Şimdi bakın dikkat edin buraya. Bir kadın var. İsmi neydi? Ayşe örneklerimizde. Ayşe'nin arkadaşlar daha önceden bir evliliği olmuş ve o evliliğinden bir kızı var. İsmi Elif. Şimdi bakın ben Ayşe ile evlendiğimde bu Elif benim kızım olur mu? Hayır. Peki Elif de benim aramda bir hısımlık kurulur mu? Elbette. Hısımlık bahsinde anlattığım bir kişi eşiniz için hangi dereceden ve türden kan hısmı ise sizinle de aynı dereceden ve türden kayın hısmı oluyor. O zaman Elif benim şu anda neyim arkadaşlar? Kayın hısmım. Anladığınızı düşünüyorum. Peki Ayşe ile olan evliliğimizden de bir kızım oldu. İsmi ne? Beyza. Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat ediniz. Beyza zaten benim öz kızım olduğu için burada kan ısımlığına tabi olarak evlilik yasağı söz konusu. Ayşe'den boşanıyoruz ve Ayşe bir başkasıyla daha evleniyor ve ondan da arkadaşlar bir kızı oldu. İsmi Zehra. Şimdi bakın benim Elif'le olan hısımlığım hala ne oluyor varlığını devam ettiriyor. Çünkü kayın hısımlığı kurulduktan sonra bu evlilik nihayete erse bile bu hısımlık varlığını devam ettirecek. E zaten Beyza benim kızım. Peki benimle Zehra arasında herhangi bir hısımlık söz konusu mu? Hayır. Onunla bir hısımlık söz konusu değil. İşte Türk hukuk doktrininde hakim görüş diyor ki ben Ayşe'den boşandıktan sonra Elif'le evlilik yapamayacağım. Çünkü Ayşe'nin o kızı benim de birinci dereceden alt soy kayınısımım oluyor. Beyza zaten benim kendi kızım. Peki Zehra? Zehra ile benim aramda bir hısımlık oluşmadığı için evlilik yasada söz konusu değildir diyor. Kim söylüyor bunu? Türk hukuk doktrininde baktığımızda o kalın kalın aile hukuku kitaplarındaki hakim görüşü. Onu temsil eden arkadaşlar hocalarımız söylüyor. Maalesef ben böyle bir yorumun arkadaşlar kanunun ruhuna aykırı olduğunu ve lafzına da aykırı olduğunu düşünüyorum. Önce lafzından hareket edelim dikkat edin buraya. Diyor ki kayın hısımlığını meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile bak cümlenin dikkat edin buraya kadar kayınısımlığını meydana getiren evlilik sona erse bile eşlerden diyor biriyle benimle diğerinin Ayşe'nin üst soyu ve alt soyu arasında. O zaman arkadaşlar kanunun dilinde diyor mu ki benimle kayınısımlığı kurulan çocuğuyla alt soyuyla yasakta diğeriyle serbesttir diye. Hayır benimle eski eşin üst soyu da evlenemez diyor alt soyu da. O halde bu dile baktığımızda benim Elif'le de evlenememem lazım. Zehra ile de evlenememem lazım. Peki sevgili arkadaşlar doktrin nereden hareket ederek bu görüşe bu kanaata varmış? İşte cümlenin birinci kısmından kanun abeste iştigal etmez. Madem ki kayın meydana getirmiş olan evlilik zikrediliyorsa yasağın kapsamı benimle kayın kurulan Elif arasında kalacaktır. Zehra ile evliliğim serbest olacaktır yorumunu yapıyor. Maalesef ki arkadaşlar siz bunu diyorsunuz ama ve hısımlık başlığından hareket ediyorlar. Diyorlar ki yasağın kapsamı hısımlık burada da hısımlık zikredilmiş. O zaman sadece kayın hısımları arasında evlilik Elif'le benim aramda evlilik yasak olmalı. Eli, şey, Zehra ile benim aramdaki evlilik serbest olmalı, olmalıdır deniliyor. Ben bu görüşe hem cümlenin ikinci kısmının yorumundan katılmıyorum. Hem de arkadaşlar sadece hısımlık kapsamında bir e, yasak getirildiği ifadesinden hareket etmeyerek katılmıyorum. Neden? Çünkü birazdan göreceğiz evlat edinme ilişkisinde de bir hısımlık kuruluyor. Orada da bir suni yapay hısımlık var ama kanun koyucu her ne kadar üst başlık hısımlık başlığı altında düzenlense de sadece hısımlar arasında evliliği yasaklamamış. Hısım olmayanlar arasında da evliliği yasaklamış. Bir diğer yönüyle de kanunun ruhuna da aykırı. Ben burada düşünseniz arkadaşlar kızım Beyza'nın ablası olan Elif'le evlilik yapamayacağım. Neden? Yarım kan kan olsa bile dikkat edin çünkü onunla kayınısımlığım var. Ama kızımın kardeşi olan Zehra ile evlilik yapabileceğim. İşte bu durum hani Türk geleneklerine, kültürüne de, inancına da arkadaşlar uygun olduğunu düşünmüyorum. O sebeple gerek kanunun sözü ve gerekse kanunun ruhu itibariyle benim hem Elif'le hem de eski eşimin sonradan dünyaya gelen çocuğu olan Zehra ile evlilik yapamamam gerekir. Sevgili arkadaşlar geldik evlatlık ilişkisinde yasak. Evlatlık ilişkisinde yasak evlat edinen ve evlatlık arasında olur. O halde şöyle düşünün. Fatma'yı evlat edindim. O zaman bir insan evlatlığıyla evlenemez. Çünkü evlatlığı onun için alt soyu gibidir. Tamam mı arkadaşlar? Kanun koyucu da bunu ne yapmış? Zaten korumuş ve hısımlık kimle kim arasında kuruluyordu? Evlat edinenle evlatlık arasında. O halde zaten hısımlığa paralel olarak yasak da var. Ama Mesele sadece hısımlar arasında evliliği yasaklamak olsaydı kanun koyucu burada susardı ve derdi ki evlat edinenle evlatlık arasında evlilik yasaktır derdi. Halbuki arkadaşlar demin söylemiştim ya hısımlık başlığına takılıp da yasa sadece hısımlık kapsamında ele almaya çalışırsak o zaman kanunun şu kısmını görmezden geleceğiz. Sadece burayı yorumlamak yetmiyor. Hani yorum yaparken de kanun sistematiğine uygun olarak başlığıyla, diğer hükümleriyle, hatta diğer maddelerle uygun bir yorum yapmak gerekiyordu. Sistematik mantıksal yorum metodu gereğince burada da arkadaşlar kanun koyucu biraz daha hısımlığın kapsamının dışına çıkmış ve diyor ki lütfen dikkat edin buraya. Bunlardan biriyle yani evlat edinen veyahut da evlatlıktan biriyle diğerinin alt soyu. Yani ben Evlatlığımla da evlenemem onun alt soyuyla da. Peki evlatlığımla da evlatlığım benimle de evlenemez benim alt soyumla da. Arkadaşlar benim oğlumla evlatlığım arasında bir hısımlık kuruluyor muydu? Hayır. Yani Fatma ile Ali arasında ne yok arkadaşlar? Hısımlık yok. Peki evlilik yasağı var mıydı? Evet var. Bakın ne diyor kanun koyucu? Evlatlık ve evlat edinenden biriyle diğerinin alt soyu hısımlık kurulmuyor ama yasak var açıkça öngörülmüş. Hatta bunlardan biriyle ben mesela Ali evlat edinseydim bunlardan biriyle diğerinin eşi yani ben onun boşandığı eşiyle evlenemem. O da benim boşandığım eşimle evlenemez. Yasak burada kesilmiş. Peki üst soy yönünden evlatlığın annesiyle, anneannesiyle, evlatlığın arkadaşlar babaannesiyle evlenebilir miyim? Evet. Aynı şekilde evlatlık da benim babamla, benim dedemle evlenebilir mi? Evet. Üst soy yönünden yasak yok. İşte sevgili arkadaşlar, hısımlık bahsinde evliliğe engel teşkil edecek derecede yakın hısımlığın kimler arasında olduğunu kanun koyucu bu şekilde söylüyor. Sevgili arkadaşlar, geldik şimdi kesin olmayan evlenme engellerine. Dikkat ediniz. Kesin olmayan evlenme engellerinden birincisi bazı bulaşıcı hastalıklar. Sevgili arkadaşlar, burada asıl bilmeniz gereken konu nedir? Bunların medeni kanunda düzenlenmemiş olması. Şu sayılanlar medeni kanunda değil. 1930 yılından kalma umumi hıfzı kanununda düzenleniyor ve hala bu kanun yürürlükte dolayısıyla bu hastalıkları taşıyan kişilerin evlenmesine ilişkin engel de yürürlüktedir. Peki umumi hıfzı kanununda neler sayılıyor? Cüzzam, yumuşak şankr, frengi, bel soğukluğu ve orada akli maraziye yani akıl hastalığı olan kişilerin diyor akıl hastalığı zaten arkadaşlar burada da sayıldığı için artık oraya atıfta bulunmanın bir manası yok medeni kanunumuzda zaten düzenlenmiş. İşte arkadaşlar bu kişilerin hastalıklarının iyileşeceğine dair, iyileştiğine dair doktor raporu olmadıkça bunlar evlilik yapamaz. Bu hastalıklar nedir derseniz sevgili arkadaşlar ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten bizim bilmemize gerek de yok. Tıpçılar ilgilensin veya merakınız varsa iki dakikada ne yapabilirsiniz? Araştırabilirsiniz. Ben araştırdım ama hangisinin hangisi olduğunu hala karıştırıyorum. Tek bildiğim konu cinsel yolla eşe de çocuğa da nesle bulaşabilecek hastalık türleri. Sevgili arkadaşlar, son birkaç yıl içerisinde hakimlikte sınav sorusu olarak sordular. Lütfen dikkat edin. AIDS bakınız. AIDS burada sayılan bir hastalık mı? Hayır arkadaşlar. AIDS bulaşıcı hastalık kapsamında evliliğe engel olacak bir hastalık olarak kanunda sayılmamış. Peki bunun nedeni ne? Nedeni gayet açık. Bu kanun 1930 yılından kalma umumi hıfzı Sıha kanunu. Halbuki AIDS dediğimiz bu hastalığın arkadaşlar zaten teşhisinin tespitinin yapılıp da AIDS adı altında dünya tıp literatürüne girmesi bildiğim kadarıyla 80'lerde oluyor. Dolayısıyla o günün şartlarında ya böyle bir hastalık yok ya da teşhisi konulmamıştı. İşte dolayısıyla kanunda da bu, bu hastalık yer almıyor idi. Bazen dilimizden bu bu gibi çıkıyor. Arkadaşlar yorgunluğumuza verin. Hakikaten dilim öyle dolanıyor ki nereye koyacağımı şaşırıyorum. İşte bunlar aslında sizler için gösterilen bir fedakarlığın emaresi. Diğer hocalarda da vardır. Sevgili arkadaşlar bizler bu zorluklara katlanarak anlatıyoruz. Umarım sizler de sabır noktasında birazcık sabrınızı zorlayarak bunlardan istifade edersiniz. Sevgili arkadaşlar burayı anladığınızı düşünüyorum. Gelelim şimdi bekleme süresi veya eski tabirle iddet müddeti. Ne demektir bu? Bu sadece kadın içindir. Bir kadın önceki evliliği sona erdi ya ister ölümle sona ersin, ister mahkemenin boşanma kararıyla, ister iptal kararıyla fark etmez. Bir kadın önceki evliliği sona erdiği andan itibaren 300 gün bekleyecek. Ondan sonra ne olacak? Evlilik yapabilecek. Peki biz niye bekliyoruz 300 gün? Sevgili arkadaşlar orada etrabe hemen gayri iradi evet ya dedi. Hatta hayıflanarak söyledi. Sevgili etrabe neden bekleniyor? Şundan sebep. Eğer bir kadın önceki evliliğinden olan kocadan hamile ise sonra evlenip de evlenip de dikkat ediniz. Bir de evlilik içerisinde bu 300 gün içerisinde çocuk doğurursa bu çocuğun nesebinin hangi kocaya ait olduğu noktasında bir karışıklık yaşamayalım diye yani bir kadının hani eski usul gibi düşünün bakınız. Bunlar neticede ta mecelleden sonra bin, e, 1926'daki 743 sayılı kanuna oradan da 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun'a aktarılan düzenlemeler. Arkadaşlar bir kadının gebelik süreci, bir ceninin ana rahmindeki yolculuğu genelde 9 ay 10 gün sürdüğünden kanun koyucu bu süreyi 300 güne tamamlamış ve diyor ki bir kadın diyor evliliği nihayete erdiyse bir 300 gün bir beklesin işte doğum falan yaparsa zaten bu önceki evliliğindeki kocaya ait bir çocuktur. Peki yapmazsa tamam tertemiz bir şekilde birisiyle evlensin ve doğurursa artık o çocuk bu kocanındır ikinci kez evlenilen kocanındır diyelim soybağı bakımından bir karışıklığa yol açmayalım diye böyle bir düzenleme getirilmiş. Bir Aa, kayboldu mu? Evet, hocam bu engeller çok şey ya. Bak kalemi kaldırmanın arkadaşlar zararları problem değil. Yani engellere rağmen biz buradayız sevgili etrafa pes etmeyeceğiz. De bu dersi <laughs> parmaklarımızla da olsa ne dedim tamamlayacağız. Şimdi dikkat ediniz buraya. Arkadaşlar peki dikkat kadın bu 300 gün beklemeden evlenmek isterse o halde eğer bu 300 gün içinde mesela evliliği bitmiş 100 gün 120 gün sonra bir doğum yapmış. O zaman doğan çocuğun babası kimdir? Önceki evliliğindeki ölen kocası, boşandığı kocası veya evliliği iptal edildiyse iptal edilen evlilikteki kocadır. Tespit ettik. Onun hanesine yazdık. Şimdi evlilik yapabilir. Dolayısıyla soy bağında bir karışıklık olmaz. İşte kadın doğum yaparsa bu 300 günlük bekleme süresi re'sen kalkar. Başka bir şey gerek yok. Ama doğum yapmıyor. Kadın da evlenmek istiyor. O halde arkadaşlar süreyi kaldırması için sol hukuk mahkemesine başvuracak. Diyecek ki hakime, hakim bey, ben önceki evliliğim nihayete erdi. Kocam öldü, boşandık, evliliğimiz iptal edildi. 300 günde çok uzun süre yurt dışına gidecek eşim beni de götürecek yani müstakbel eşim. Ben evlenmek istiyorum. Ama soybağına dair hala şüpheler oluşabilir mi? Oluşabilir. İşte arkadaşlar, sürenin kaldırılmasını istediğinizde hakim sizi bir sağlık kuruluşuna ne yapacak? Sevk edecek. Ve eğer ki oradan gebe olmadığınıza dair bir rapor getirirseniz ...tabii bu ultrasonla vesaire herhalde bilinir veya diğer testlerle işte bu doktorun arkadaşlar anlayacağı usuldür. O raporu getirdiniz ya da eski eşinizle evlenmek istiyorsunuz. Kim o eski eşiniz? Boşandığınız, arada iptal olan eşinizle demek ki iptal sebebi bir şekilde ortadan kalktı anlatacağım. İşte arkadaşlar onunla evlenirseniz artık soybağının karışması mümkün mü? Yani bu çocuk dünyaya gelirse o 300 gün içinde doğduğu için eski eşte hala hazırda evli olunduğu eşte aynı kişi. Dolayısıyla arkadaşlar ne zaman doğum olursa olsun burada bir karışıklığa yol açmayacağı için şu iki durumda gebe olmadığını ispatlarsa veyahut da eski eşiyle evlenmek istediğini beyan ederse hakim bu süreyi kaldırır ve 300 gün geçmeden de kadın evlilik yapabilir. Peki erkek bakımından bir süre var mı? Hayır arkadaşlar Erkek eğer yerini yurdunu sadakatsizlik yapıp da şimdi evliyken gidip bir başkasına gönlünü kaydırdı, onunla arkadaşlar evlilik planları yaptılar ettiler, hani nişanlanma zaten olmaz çünkü mevcut evlilik nişanlılık sözleşmesini de geçersiz kılar. Ama arkadaşlar bir hainlik yaptıysa eşine öyle diyelim. Başka ne nasıl ifade edeceğiz? isterse bir gün sonra bile evlenir. Yani bugün boşandı, kesinleşti ya. Yarın evlilik yapabilir. Yani bunlar biraz o kararın kesinleşmesi sürecinden sonra zor bir olaydır ama bilmiyorum yapan fiilen bütün şartları yerine getirip de planlayan olabilir mi? Olabilir. O kısmına müdahale edemiyoruz. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Önemli bir konudan bahsedeceğim. Şu saymış olduğum yasaklar Evlenmenin kesin engelidir. Bu kişiler evlilik yapamaz. Şu saydığım yasaklar evlenmenin kesin olmayan engelidir. Bu kişiler evlilik yapamaz. Aa. Bakın dikkat edin buraya. Bunlardan biri varsa kişi yine evlilik yapamıyor. Bu yasaklardan biri varsa yine evlilik yapamıyor. O halde neden biz bu hallere bu sebeplere kesin engel diyoruz da bunlara kesin olmayan engel diyoruz. Sevgili arkadaşlar bunun mantığı şudur. Bu kişiler evlilik yapamadığı gibi her nasılsa hukukta her nasılsa demek bir şekilde karışıklık oldu. Sicil kayıtlarında karışıklık oldu. Sahte belgeler düzenlediniz, rüşvet yedirdiniz vesaire vesaire. Kişiler evlenmiş ise Onların yaptığı bu evlilik mutlak butlan ile sakattır ve iptale tabidir. İleride anlatacağım savcı bile iptal davasını açabilir. Şu sebeplerden biri varken kişi her nasılsa evlilik yapmışsa. Ama hani demiştik ya şu sebepler evlenmenin engelidir. Bunlar evlenemezler şurada bir sağlık kuruluşu raporuyla hastalığının iyileştirildiğini belgelemeli. Şurada 300 gün beklemeli veya istisnai şu durumlardan biri baş göstermeli. İşte sevgili arkadaşlar bu kişiler evlenemez ama her nasılsa evlendilerse belgede tahrifat yaptılar, nüfus sicilindeki kayıtlar karıştı vesaire vesaire. İşte sırf bu yasağa uyulmadı diye o kişili, kişinin evliliği geçersiz kılınamaz, iptal edilemez. Çünkü burada biz neyi koruyorduk? Eşi veya çocuğu o zaman buna aykırı davrandıysa bulaşan zaten bulaşmıştır. Bir de bu evliliği sırf buna uyulmadığı için iptal etmenin hiçbir mantığı yoktur diyoruz. Aynı şekilde kadın için niye bekleme süresini öngörüyorduk? Soybağa karışmasın diye ama buna rağmen evlilik yapılmışsa artık karışan karışmıştır. Dolayısıyla sırf buna uyulmadığı için bu evliliği iptal ettirmede hiçbir fayda yoktur. Bu evlilik geçerlidir, iptal edilemez. Bakın tekrar ediyorum buna aykırı davranarak evlendik mutlak mutlanma sakat iptale tabi evlilik. Buna aykırı davranarak evlendik o evlilik iptal edilemez o yüzden kesin olmayan evlenme engelidir diyoruz. Sevgili arkadaşlar kalemsiz de olsa şükürler olsun ki parmaklarla hala yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi dikkat ediniz gelelim evliliğin şekli şartlarına. Arkadaşlar bir defa evlenmek isteyen kişiler hukukun yetkili kıldığı merciye başvurup biz ya sizin huzurunuzda evlilik yapacağız veya siz bize bir evlenmeye izin belgesi verin biz başka yerlerde evleneceğiz diye başvururlar. Peki kimdir arkadaşlar bu evlenmeye izin belgesini verecek veyahut da nikaha kıyacak olan Türk hukukunda yetkili memur? Sevgili arkadaşlar evlendirme memuru taraflardan birinin yerleşim yerindeki kadın veya erkek ikisinden birinin yerleşim yerindeki belediyeliklerse belediyeliklerde belediye başkanı tabi yetki devri kapsamında belediye başkanı bu yetkisini bir memuruna devredebilir idare hukukunda gördünüz köylerde köy muhtarı mahalle muhtarı kıyamaz bunu unutmayınız İl veya ilçe müftüleri bu da 2017'lerde mi geldi tam tarihini hatırlamıyorum ama o tarihlerde ve son olarak yurt dışında büyük elçiler veya konsoloslar hatta arkadaşlar evlendirme yönetmeliğine göre nüfus müdürlüklerinin de il ilçe fark etmez. Bu konuda yetkilendirme verilebilir onlara ama halihazırda onlara bir yetki verilmediği için bu kişiler işte evlenmeye evlendirmeye yetkili memurdur diyoruz. Bunlardan bir dışın bunların dışında bir başkasının huzurunda evlilik yapılamaz tamam mı? Sadece bunların yaptıkları evlilikler Türk hukuku açısından geçerli olur. O zaman neredeki evlendirme memuruna başvurmak gerekiyordu? Eş, evlenecek kişilerden nişanlılardan birinin yerleşim yerindeki evlendirme memuruna başvurulur. Bu başvuruda ya efendim biz evlenmek istiyoruz. Eğer bu memur nikahınızı kıyacaksa işte orada küçük bazı formalite farklılıkları ve ödeyeceğiniz harçlarda azıcık bir miktar fazlalık söz konusu oluyor. Ama efendim biz bu sizin huzurunuzda evlenmeyeceğiz. Siz bize evleneceğimize dair izin belgesi verin. Biz Bodrum'a gideceğiz, yat kiralayacağız. Oradaki belediye başkanıyla anlaştık. Yata gelip nikah kıyacak. Roma'ya gideceğiz, Milano'da evleneceğiz. Konsoloslukta anlaştık vesaire vesaire. Fark etmez arkadaşlar. O belgeyle siz 6 ay içerisinde Türkiye'deki herhangi bir evlendirme memuru veya Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili kıldığı herhangi bir evlendirme memuru huzurunda ne yapabilirsiniz? Evlilik yapabilirsiniz. 6 ay geçince bu izinname, izin belgesi arkadaşlar hükümden düşer. Yeniden çıkartmanız lazım. Yeniden bir 6 aylık verilir sizlere. Tabi ama evleneceğiniz esnada bir engel falan girdiyse araya artık bu durum resen kontrol edilir ve zaten izin belgesi hükmünü kaybeder bunu unutmayınız. Yani sizin evlilik izin belgesini aldığınız şartların evlenirken de korunuyor olması gerekir tamam mı? Sonradan araya akıl sağlığını yitirdim mesela. E, 6 ay önce vardı bugün yok o zaman bu hükümden düşer böyle bir evlilik yapılamaz. Evlilik öncesi yapılacak olanlar bunlar ya nikahımızı siz kıyın ya da bize bir belge verin. 6 ay içerisinde biz dilediğimiz yerde nikah kıyalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilendirmiş olduğu memurlar huzurunda. Arkadaşlar gelelim evlilik sırasında yapılması gerekenler. Evlilik esnasında bir defa tarafların neyinin olması lazım sevgili arkadaşlar? Dikkat ediniz buraya. Şu 3 tane kurucu unsurunun sağlanıyor olması gerekir. Nedir bu üç tane kurucu unsur? Bir, farklı cinsiyetten iki kişi. Türk hukukunda hem cins evlilikler kabul edilmiyor, evlilik olarak kabul edilmiyor. Aynı cinsiyetten iki kişi evlilik yapamaz. Mutlak surette dikkate alınması gereken bir durum. İki, mutlaka evlenecek kişilerin resmi memur huzurunda bulunuyor olması gerekir. Arkadaşlar dikkat ediniz buraya. Kimdir evlenecek kişiler? İşte kadın ve erkek iki farklı cinsiyet. Nerede bulunacakmış? Resmi memurun huzurunda. Peki biz avukatımızı göndersek işlerim çok yoğun yurt dışında sözleşme imzalamaya gideceğim. Veyahut da ben yurt dışındayken böyle Whatsapp'tan görüntülü aramayla, Facebook aramasıyla, Skype ile katılsam olmaz. Etinle kemiğinle memurun huzurunda bulunacaksın aksi takdirde Türk hukuku böyle bir durumu evlilik olarak kabul etmez ve son olarak eğer konuşmaya mani bir durumunuz yoksa sözlü olarak bu evliliği onayladığınıza dair bir ifade kullanmanız lazım. İşte kabul ediyor musun dediğinde elbette bütün kalbimle evet kesinlikle. Arkadaşlar şu sıkı sıkıya evet demeye gerek yok tamam da diyebilirsin. Yani bu Türkçe dediğinizi sadece bir dört harflik evete hapsetmeye gerek yok. Bunu unutmayınız. Olumladığınıza dair ama o konuda şöyle dikkat ediniz. Yüz düşmüş Surattan düşen bir bin parça mahkeme duvarı gibi hayır demek ne mümkün diyorum ben. Bu ne demek? Yahu iradem benim iradem değil. Bu halle hayır demek ne mümkün. Ya mecburum ben bu evliliği yapmaya. Tehdit altındayım. Anla be adam demek. Peki öyle değil de gözlerimin içi gülüyor. Eşime bakıyorum. Hayır demek ne mümkün diyorum. Bakın yüzümde gözümde güller açıyor. İşte böyle bir durumunda Artık bu evliliği olumladığımıza dair bir ifade olduğunu memurun anlaması lazım herhalde. Aksi takdirde arkadaşlar anlayışında veya Türkçesinde bir kıtlık olduğu sonucuna varırız. Anladınız mı? Mutlaka aynı kalıba dökmeye gerek yok. Olumladığımıza dair bir ifade. Hatta konuşmaya engel durumu olanlar yönetmeliğe göre bu evliliğe razı olduklarını ifade edecek o anlama gelecek bir takım işaretler kullanırlar. Bu işaretin o manaya geldiğine dair de bir tanık olursa mesela böyle yapabilirler, böyle yapabilirler, böyle yapabilirler. Tabi bilemiyoruz konuşmaya mani olan durumda işte hangisinin ne manaya geldiğini. Onu da birisi bu ifade evet demek anlamına gelir derse evlilik yapılabilir. Eğer şu üç tane unsura uymadıysak Türk hukuku açısından bir evlilik meydana gelmemiştir. Ortada evli kişi yok kendisini evlenmiş zanneden iki zavallı var. Anladınız mı meseleyi? Mesela bakın kadın ve erkek Ayşe ile ben gidiyorum. Arkadaşlar mahallemizin imamı kıyıyor. Mahallemizin muhtarı kıyıyor. Böyle bir evlilik hukuken kaymakam kıyıyor, vali kıyıyor, bakan kıyıyor. İçişleri Bakanı'nın kıydığı bir evlilik hukuken yok hükmündedir. Sevgili arkadaşlar, peki evlilik sırasında bu şartları sağlamanın yanı sıra başka bir şekil şartı var mı? Elbette var. Ben evet de derken, o evet derken, işte burada arkadaşlar kadın adına bir tane ergin, fiil ehliyetine sahip tanık, erkek adına yine aynı şekilde bir tanık bulunmalı. Onlar da tanıklık edecek ve sonra işte memurun o soruları bittikten sonra imzalar atılacak. Ne bileyim, kadın erkeğin ayağına basacak. Yok efendim. Ondan sonra evlilik cüzdanı kadına verilecek. Ya bunlar fiili şartlar ama imzaların atılması da hukuken aranan, medeni kanuna göre aranan şartlar. Sevgili arkadaşlar, peki bakın buraya. Ben evet dedim. Eşim evet dedi. Memur tanıklar dedi kalp krizi geçirdi öldü. Ne olacak böyle bir durumda? Şu üç tane şart bir araya geldiyse diğer şartlara uymamak evliliği geçersiz kılmaz. Yani şunlar sağlanmadı diye evliliğin iptaline karar verilemez. Evlilik geçersiz kılınamaz unutmayınız. Veya arkadaşlar tanıkları unuttuk tanıklara sormayı unuttu. Veya dikkat ediniz, tanıklar o esnada saç saça baş başa kavga ettiler. Bak, biz evet demişiz. Hatta daha trajik bir şey söyleyeyim. Ben evet dedim. Kadına sordu. Evet dedi. Tanıklara soracakken memur kalp krizi geçirdi, Allah muhafaza öldü. Arkadaşlar bir evlilik medeni kanuna göre kuruldu. Ölüm yoluyla sona erdi. Ve sağ kalan eş miras payı ne kadar idiyse ondan hak talep eder. Çünkü evlilik kuruldu ve ölümle sona erdi. Şu üç unsur varsa evlilik meydana gelmiştir. Yoksa... Tabii ki sor. Hocam peki e, yani, e, kadın ve erkekler evet dediler. Evet. Ama misafirlerden biri dedi ki evlenemezsin. Yani o artık hani niçin evlenemeyeceklerine dair eğer bak dikkat et. Hani Türk filmlerinde durun siz kardeşsiniz derse ve gerçekten dikkat edin buraya arkadaşlar. Allah muhafaza hani kardeş oldukları ortaya çıkarsa burada bakın evlilik vardır. Neden vardır? Çünkü o evet dedi o evet dedi artık evliliğin bütün kurucu unsurlarına riayet edildi. Ama kardeşler her nasılsa evlenirse bu evlilik mutlak butlanla sakattır. Sonradan bu evlilik iptal edilmelidir. Anladınız mı? Aslında mesele memurun hani ben de Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayalı olarak sizleri karı koca ilan ediyorum demesi şekli bir nedir arkadaşlar? Seremonidir. Buna uyulmamış olması evliliği geçersiz kılmaz. O sebeple senin söylediğin örnekte bunlardan biri evet demeden ne olmalı? O dediğimiz zatı muhterem piyasaya çıkıp da bunlar evlenemez demeli. Aksi takdirde evlilik kurulmuş olur tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere yine etrabe sizden daha fazla meraklı ve sizden daha fazla bu konulara ilgi duyuyor. Umarım sizler de çıtayı etrabenin üzerine taşıyorsunuz veya zaten zihninizde hiç şek şüphe kalmıyor biz bu konuyu anladık deyip geçiyorsunuzdur. Kesinlikle bir bakayım sonraki konuya o zaman oraya yeni bir başlığa hiç geçmeyelim. Sevgili arkadaşlar evliliğin şartlarını bu derste tamamlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.